Bu işin şakası yok, başımız belaya girecek. Boş boş konuşma Cafer, çocuklar bekliyor. Yahu kilit kırılır mı? Gaspa girer vallahi. Delilik etmeyin sabah sabah. Karakolu buluruz Gül, gel vazgeç şu işten. Ya bırak beni ya, hakkımızı alacağız. Anam, lafta dinlemez ki koyduğumu kafasına. Mahkemelerde sürüneceğiz, haberi yok. Hış. Geldim kızım, merak ettim iblisleri. Peki sen ne arıyorsun bu saatte? Ben de şöyle bir bakayım dedim, belki bir ihtiyaçları vardır. Gülsüm, kızım, evladım, sen bunların büyüğüsün. Benim derdimi daha iyi anlarsın. Hazmedemiyorum bana yaptıklarını. Ele güne rezil oluyoruz. Çocukların sana niye böyle düşman diye millet soruyor. Kimse sana düşman değil baba. Ben de size düşman değilim ki kızım. Sizden başka kimin var şu dünyada? Sultanım var ya baba. Bak öyle konuşma. Niye çalışıyorum ben bu yaşta? Malı mülkü yanımda götürecek halim yok. Market sizin. Kimse alamaz. Ne Sultan Hanım ne başkası. Niye birbirimizi üzelim şu ölümlü dünyada kızım? Ha şöyle be baba. Heh? Ha şöyle. Niye üzelim ki? Biz ister miyiz sanki? Hey! Ne uykusu bu miskinler? Kalkın bakayım. Öğlen oldu. Hey! Baba, hayvan değil bunlar. Çocuk da değiller artık. Koca adam oldular. Yapma bunu ya. Asım, Nedim, kalkın oğlum. Hadi dükkana. Heh. Bundan sonra gözünü dört aç budur fare. Hele bir hatanı göreyim. Eniştem affetti ama biz affetmeyiz ha. Ona göre. Bir yamukluk yaparsan bulursun kendini kapının önünde, tamam mı? Ekmekle çıtır çıtırmış kız. Sakın o yılanlara güvenme. Bak bizden başka kimsenin sözü geçmez ona göre. Hadi bakayım. Mübarek Ramazan önü küslük yok. Hı hı. Su, sükun içinde çalışacağız bundan sonra. Hadi işinizin başına. Aa, ne oluyor Halil Bey? Ne işi var bunların burada? O nasıl söz Sultan Hanım? Burası onların da dükkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Yusuf abi? İyidir. Delirdin mi sen Halil Bey? Yaptıkları onca pislikten sonra nasıl alırsın bunları markete? Sana bir şey soran oldu mu Sultan Hanım? Ha, sen kendi işine bak. Nifak kumkuması. Tüh Allah kahretsin. Topladı getirdi hırsızları. Soydular seni, soydular. Sırtındaki ceketi de alırlar bunlar. Ağzını topla çirkef. Evet, başlama engene. Hadi Sultan Hanım, sen eve. Senin yerin orası. Pişman olacaksın Halil Bey. Bak söylediğini dersin. Hadi Sultan Hanım, söyletme beni çocukların yanında. Hay senin çocuklarına da, sana da, dükkanına da. Sen iyilikten ne anlarsın? Kabahat bende. Bunu bize yapmayacaktın enişte. Çok ayıp ettin. Gücüme gitti vallahi. Ben artık bu şartlarda çalışamam burada. Kusura bakma. Ben de gidiyorum. Cehennemin dibine geç bile kaldın. Gelme bir daha buralara. Yazık yazık. Namusuyla çalışanın hiç kıymeti yokmuş ha. Son sözün bu mu enişte? Bu. Hadi yallah. Yürü dedim kırarım boynuzunu. Bayılar kapıyı mı kırdılar? Yok kızım, olur mu öyle şey? Dağ başı mı burası? Hazır mı çantalarınız? Hazır baba. Allah Allah, nerede kaldı bu anneniz? Merak ettin şimdi ha. Hah, neyse geldi. Siz değil baba, maşuk. He? Maşuk baba, maşuk. Buyurun Clinton babamız. Şşt, kapat çeneni, patlatırma, geveze. Bizim babamız Demirel. Hadi kızım. Kahvaltınızı yapın güzel güzel. Hadi baba sen git. Aferin. Abla oldu artık benim kızlarım. Abla. Aptal aptal. Sensin aptal. Şşt. Güzel konuş ablalarına. Çakacağım bak ha. Anneniz de nerede kaldı? Kolay gelsin Dursun. Sağ ol Adem abi. Bizim patron kalkamadı galiba. Kalkmış bak. Cafer abi günaydın. Günaydın. Ne haber penguen? Ya Dursun şu cebini versene bir zahmet. Gülü merak ettim. Markete gitti gelmedi. Buyur abi. Niye gitti yenge markete Cafer abi? Uzun hikaye. Dur şimdi. Beceremedim. Nasıl çalışıyor bu? Numarayı söyle de ben çevireyim abi. 411. Geliyor aramayın. Hah geldi sağ ol. Değmez abi. Nerede kaldın Gül? Çok merak ettim. Ne oldu? Cafer, Tayland'da deprem olmuş. Çıktı baykuş. Başka bir derdim kalmadı. Sabah sabah bira taşıyacağım sana. Olmuşsa olmuş. Bana ne? Bana ne olur mu? 5 şiddetinde 5. Tamam. Meraktan ölecektim Gül. Vallahi neredeyse karakola gidiyorum. Anlat. Bastınız mı marketi? Yok be ne basması. Tatlıya bağladık. Anam tatlıya mı? Cafer. Ay patla. 5 şiddetinde dedim. Duydun mu? Duyduk. Oldu tamam. 5. Gül. Çocuklar markette. Babam geldi götürdü barıştık. Oh be yenge. Sultan Hanım ne yaptı? Yengeç orada mıydı? İkisi de oradaydı. Kovdu ikisini de babam. Helal olsun. Gösterdi babalığını işte. Çocuklar ne yaptı? Kahvaltı yapıyorlar. Giydirdim bir güzel. Taradım saçlarını. Bir bakayım şunlara. Cafer. 5 şiddetinde dedim anladın mı? Anladık. 5. Yani 5 şişe mi abi? Yürü hadi yürü. Bekliyoruz. Yenge bozuk çalıyor ama Cemil abi. Kafamıza yiyeceğiz terliği. Yemezsin. Benim adım Cemil. Alırım komisyonumu bak ona göre. Şişe başına 100. Tamam anlaştık. Cafer abi düşündün bizim zam işini. Yapacaksın değil mi bir şeyler? Yapacağız dedik ya penguen. Düşünüyoruz. Sabret biraz. Sağ ol abi. Yürü hadi yürü. Erken gidiyorsun Şükrücüğüm. Toplantınız mı var? Yok canım anneme uğrayacağım biraz. Selam söyle. Ben de gideceğim ziyaretine bir ara. İyi olur. Kalkamadı bizim genç ortaklar. Kalkamazlar. Sabaha kadar iş konuştular. Fena kaptırdı bunlar. Çok yüksekten uçuyorlar. Kolay mı o iş öyle? Ben de istemem maceraya atılmalarını ama Şükrücüğüm kabul et. Çok umut kırıcı konuşuyorsun bazen. Birinin ayaklarını yere bastırması lazım ama Nazan. İçlerinde reklam işinden anlayan bir bilge var. Aydın'ın aklı bir karış havada. Ali ile Zeynep desen hayatı okuldaki gibi sanıyorlar. Günaydın. Hah lafının üstüne. Günaydın. Sen de bizi fena harcıyorsun be baba. Gerçeği söylüyorum oğlum. Sizin iyiliğiniz için. Canım bırakın şimdi. Ali gel otur şöyle. Ne gerçeği baba? Bütün hevesimizi kırdın. Niye öyle kafa tutar gibi konuşuyorsun oğlum? Karşında düşmanın yok senin. Batacaksınız 2 günde. Ya batalım ne olur. Belki de başarırız baba nereden biliyorsun? Hadi canım hayal görüyorsunuz. Şükrücüğüm. Sen çok değiştin baba biliyor musun? Yaşlandın artık. Ali. Öyle tabii yaşlandık kafamız çalışmıyor. Siz bilirsiniz her şeyi. Öyle demek istemedi Şükrücüğüm. Ali lütfen sen de özür dile babandan. İstemez dilemesin. Böyle konuşmak kolay yapın da görelim. Yapacağız baba görürsün. Şükrücüğüm bu kadar katı davranman şart mı? Bırak ne istiyorlarsa yapsınlar. Öf Nazan sen de akşamdan beri 40 kere fikir değiştirdin. Aa. Babamı dinlemek lazım Aydın. Hadi kalk artık ya. Of. Dinlemiyoruz sevgilim. Hep onu dinliyoruz. Her şeyin doğrusunu o biliyor zaten. Niye böyle alaycı konuşuyorsun Aydın? Babam boş konuşmaz. Bizi bugünler o getirdi. İyi ya işte. Ben ne diyorum? Yetiştirdiği çocuklara biraz güvensin o da. Evet. Günaydın ortak. Gelin işte günaydın. Ne oğlum? Uykunu mu alamadın ha? Yok beyin işte. Babama kafam bozuldu sabah sabah. Tartıştınız mı yoksa? Hep aynı şeyler. Adamda moral bırakmıyor. Takma kafanı oğlum. Gelecek bizim. Anlayacak o da yakında. Biz genciz. Oo, asma suratını böyle oğlum. Söyle bakayım neymişiz? Gençmişiz. Günaydın. Günaydın Bilge. O nasıl günaydın öyle kızım? Sen de mi bana dargınsın? Aa, aşk olsun baba. Cık, darılır mıyım sana hiç? Uykusuzum da ondan kusura bakma. Ben işimden memnunum. Söyledim onlara da. Hemen bırakmaya hiç niyetim yok. Neler yapabiliriz önce bir onu görelim. Ben de biraz senin gibi düşünüyorum baba. Bu kız da yaşlanmış Nazan. Dinozorlaşmış benim gibi. Durma o lafın üstünde bu kadar. Şükrücüğüm ağzından kaçırdı çocuk. Aa. Hoşça kal Nazan. Hadi güle güle Şükrücüğüm. Geçmiş olsun. Sağ ol. Şimdi diyelim ki biri sana bıçak çekti. Çek bakayım. Çek. Ay yapmayacak, korkulacak. Şu doymuş karadaymış, bana göre değil bu işler. Karate falan değil bu Nazif, aikido. Tamamen savunmaya yönelik. Bırak canım, ne olursa olsun. Belki babamı dinleyip bir sopa alsam daha iyi. Sopaya ihtiyacın yok Nazif, ellerini kullanacaksın. Diyelim ki arabana kötü niyetli biri bindi. Aman ağzını hayra aç Aysel'cim. Kalk oradan. Şöyle arkadan saldır bakayım bana. Saldırmasam? Saldır. Hadi sarıl boğazıma. Böyle mi? O kadar nazik olma. Bütün gücünle sarıl. Canın acımasın. Sarıl. Kalksana oğlan. Ne yattın kaldın orada ay yavrusu gibi? Sen de buna öyle abuk sabuk şeyler öğretme kızım. Direksiyonu mu tutacak, jiu-jitsu mu yapacak? Jiu-jitsu değil baba. Aikido bu. Aikido. Ne gerek senin bunlar? Somun pehlivanı. Baktın biri boğazına yapıştı. Çıkar ver bütün paranı kurtul. Bir yerin acıdı mı Nazif? Acıdı Aysel. Her yanım acıdı. Öldüm sandım bir an. Gözümde şimşekler çaktı. Özür dilerim canım. Tövbe yarabbi. Oğlum sen edebiyat öğretmeni misin? Taksi şoförü müsün? Panayır soytarısı mısın? Hadi bakalım sofraya. Şeker kontrolüne gidecek misin bugün baba? Çok ihmal ettin. Yok, bugün gidemem, işim var. Ne işi? Defterleri yedireceğim o Sabri denen utanmaza. Eyvah! Yapma bunu baba, bulaşma şu adama. Hasta o, hasta. Apartmanın parasını yemişim ha? Burnundan fitil fitil getireceğim o lafı. Tövbe yarabbi, aklıma geldikçe şakaklarım zonkluyor. Sakin ol babacığım, tansiyonun çıkacak. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Cafer. Buyur hocam. Sordun mu evladım? Bakabilmiş mi hesaplara o ukala herif? Tam bakamamış hocam. Karısı hasta malum. İnceliyormuş da. İncelesin bakalım. Başımıza maliye müfettişi kesildi. Ha, bir de şey yapacakmış kitapsız. Ne yapacakmış? Bir küçük açık bulursa kafana atacakmış defterleri. Aa. Ne? Benim ulan şimdi ben onu... Anam. Baba dur nereye? Bırak ulan, kimin kafasına defter atıyormuş o? Ben ne yaparım adamı? Yani Cafer, beğendin mi yaptığını? Adamınızı tanın diye söyledim vallahi hocam. Ha, bir de şey dedi kitapsız. Cafer dışarı. Nasıl oldunuz efendim? Azaldı mı bari biraz sancılarınız? Hala gidip geliyor efendim arada bir. Getirdiler mi bebeği hastaneden? Ve subhanallah. Bebek değil anneciğim, tontoş bu, tontoş. Gözün aydın Ruknettin, nur topu gibi bir torunumuz oldu. Ya muhterem, torununuz hık demiş burnunuzdan düşmüş maşallah, kıllı tüylü. Alay etmeyin efendim, onun torunuysa o zaman sizin de çocuğunuz. Kedi babası. Ya sabır ya Allah, ya sabır ya Allah, delireceğim vallahi delireceğim bu evde. İyi günler, buyurun. Nasıl oldu Ayla Hanım? İyi, hadi sen işine bak. İçeri girme evladım, kırkır çıkmadı daha Loğuza'nın. Anam! Ne bekliyorsun sen? Efendim Muvaffak Bey dedi, defterlere baktıysanız. Hay senin Muvaffak Bey'ine de, defterlerine de, acelesi neymiş patlamadı ya. Patlamış vallahi efendim, kafası acayip bozuk. Tutmasam dayanacaktı kapınıza. Efendim? Kapıma mı dayanacakmış? Hadi dayansın bakalım. Al. Oh. Al başında paralansın defterleri. Al. Oh. Kalkamadı bak kör olasıca. Leş gibi yatıyor yine. Kim bilir nerede söndürdü dün gece feneri. Senin 3 aylık da gitti tabii bu arada. Gitti kızım gitti. Aradım ceplerinin metelik yok. Tanıyamadın şu kocanı sen de hala anne. İnanılır mı onun sözüne? Yok 3'e katlayacakmış, 5'e katlayacakmış. Vallahi senin kadar olamadım. Aptallık etmeyip o gün ben de alsaydım paramı. Kafa işte. Telefonu mu çalıyor bunun? Hoşça kal anne, çıkıyorum ben. Katil. Sedat. Sedat kalk uyan. Uyan çabuk, katil arıyor. Ha? Katil mi? Eyvah! Ne yapacağım ben şimdi? Günaydın canım abicim. Tak emret. Alo? Duyamıyorum seni canım abicim. Nerede miyim? Şeydeyim canım abicim, nerede olacağım? Haldeyim tabii. Halde misin birader? İşe bak. Sen halde, ben halde. Ama seni göremiyorum birader. Kasaların altında mı kaldın? Vatandaşa hikayeniz o birader. Işınla kendini buraya. Anında görüntü. Fırla! Haldeymiş tak. Eyvah! Baltayı taşa vurduk. Oh ne güzel oldu. Bu sefer inşallah boğar seni. Kabahat size kardeşim. Bu saate kadar niye uyandırmıyorsunuz adamı? Ne? Başlarım şimdi senin tafrandan. Yetti ha. Yolacağım etlerini. Katilden önce ben boğacağım seni. Serpil ne yapıyorsun ya? Ha, Muvaffak Bey Teknişi Üniversitesi'nden bir profesör davet etmiş. Apartmanın depreme dayanıklılığını incelettirecekmiş. Aferin. Baktırmak lazım. Hı-hı. Şakası yok o işin. Hı-hı. Dilek butik işinde ısrar etmiyor Davut. Kız halden anlıyor Ulviye. Bunun gibi kalın kafalı değil ki. Sen de döneksin anne. Döneksin işte. Dönek, dönek. Al. Güzel konuş annenle. Dükkan yüzünden babanla kavga etmemizi mi istiyorsun Halisciğim? So etwas sollte doch kein Problem sein zwischen uns, nicht wahr? Ich weiß es doch, meine Liebe. Gördün mü Ayşenge? Gene aynı şeyi yapıyorlar. Aralarında Almanca. Tövbe yarabbi. Baban doğru söylüyor Halis. Kiralar pahalı. Mağazalar birer birer kapanıyor. Dinlemeyeceğim işte. Bana ne? Galata'da at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Al! Başlama gene. Başlam işte. Bana ne? Sabri amcamın bestesi. Ne tatlı. Galata'dan at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Yaşa hadi, sen de söyle. Ayşengül sen de. Baban kızıyor Halis. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp. Kes şunu kum. Kafamız şişti. O kadar meraklıysan git kum kapıda çalıp söyle. Ciguli gibi. Nerede istersem orada söylerim. Bana ne? Galata'dan at beni, at beni. Halice in. Tut al, beni, şimdi patlatacağım enseni. Aman enişte. Nein, nein Davutcuğum, nein. Ense patlatmak yok, sakin olalım lütfen. Uyan! Adamı delirtene kadar uğraşıyor ama Ulviye. Oğlum kes şunu dedim sana. Şarkıcı mı olacaksın? Hem nasıl sözler onlar öyle? Yakışıyor mu hiç bir şerefli Türk çocuğuna? Galata'dan at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Şükrü Bey. Oo Hacer Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifler nasıl bakalım? Vallahi nasıl olsun. Her şey ateş pahası. Akbil dolduruyorum 5 milyonluk. 3 günde bitiyor. Otobüslerde tıklım tıklım. Teyzeyi ziyarete mi? Aha. Ah ne hayırlı evlatsınız vallahi. Görevimiz Hacer Hanım. Dün daha iyiydi maşallah. Amca günaydın. Günaydın Leylek yeğenim. Nasılsın Özgeciğim? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede kaldın Hacer Hanım? Az kalsın gelemiyordum valla. Ah o yolların halini bir görseniz. Kız bir yanak yok mu amca? Tatlı şey. Günaydın desene bıcırık. Koparırım ben bu yanakları. Biliyor musun dün akşam Ali bizi aradı amca. İş teklifi aldık. Yok ya. Bu ne hız? Hiç vakit kaybetmiyorlar. Siz ne dediniz? Bir düşünelim dedik. Düşünüp değerlendireceğiz. İyi. Hadi siz tutmayın. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Önce pek ciddiye almadım ama olabilir valla. Reklam ajansı mı? İyi hazırlanılırsa neden olmasın Cem? Konuşalım çocuklarla bakalım. Bir toplanalım da. Hadi bakalım bıcırık. Ne oğlum? Seninkiler fena kaptırmış. Şirket kuruyorlarmış ha? Sorma abi. Bir havalar. Cin olmadan adam çarpıyorlar. Ne dedi bana biliyor musun? Kim? Ali. Aa. Yaşlandın sen baba dedi. Çok gücüme gitti vallahi. Gücem mi oğlum kabul et. Yaşlanıyoruz. Onlar bizden çok daha dinamik. Önlerini açmak lazım. Yapma abi. Hayal görüyorlar. Olacak iş mi bu ortamda? Sen mi söylüyorsun bunu Şükrü? Zamanında yaptıklarını unuttun galiba. Dur demesem tavuk çiftliği kuruyordun oğlum. Kim daha hayalci? Aman aman. Bizim orada da açtılardı bir tavuk çiftliği. Hepsi vebadan telef oldu. Hasta hayvanları da yedirmişler millete bir güzel. Yani sen de Hacer Hanım sabah sabah. Kursunlar be Şükrü. Şirkete yerimiz var. Piyasa hep böyle kalacak diye ya. Ha. Bakü Ceyhan da imzalandı. Düşünelim abi. Tamam. İşte Leyla Sultan'ı getirdim size. Anne nasıl oldun? Bugün daha iyiyim oğlum. Günaydın anneciğim. Hoş geldin. Anaların tatlısı. Oğlum dur. Mis gibi de kokar. Yavaş oğlum. Kıracaksın kadının kemiklerini. Karışma Şevket. O halinden memnun baksana. Ay. Başım döndü. Gel anneciğim gel. Otur şöyle. İyi gördüm seni. Sıkıldın mı yatmaktan? Pek sıkılmadım. Her gün Nimet Hanım'la Tahta Kafanın hikayelerini dinledim. Komedi. Deme. Ne olmuş gene? Bildiğin gibi diyor Şükrü. Raşit de üşütmüş iyice. Ne yapsın adam o kadına baka baka? Çok bile dayandı kızım. Hani Cem için düşündüğümüz bir psikolog vardı ya. Nimet de Raşit'i bugün ona götürecek çocuklar. İşe bak Şükrü. Kime niyet, kime kısmet. Şükrü, siz ne alemdesiniz oğlum? Çocuklar nasıl? İyiyiz anne. Nazlı'nın selam var. Gelecek o da. Sağ olsun. Geldim canım abicim. Tak buyur. Gel birader gel. Vatandaşa kelek ha. Hani haldeydin? Halde mi canım abicim? Öyle dedin. Her yere baktı vatandaş. Seni göremedi. Tebdil mi geziyordun? Hıyar kılığında. Yok canım abicim. Yanlış anlamışsın. Haldeyim demedim. Ne haldeyim bir bilsen dedim. Lafı çevirme şimdi birader. Hastetme vatandaşı. Şerefsizim çok hastayım canım abicim bak. Vah vah. Neyin var birader? Fena üşütmüşüm canım abicim. Üzerine afiyet. Ayıptır söylemesi. Gece benden biter boşandı. 4 kat çamaşır değiştirdim. Allah inandırsın. Saatler olsun birader. İyi gelir terlemek. Biraz rahatladım ama sabah turşu gibiydim canım abim. Sanki üstümden bir tank geçmişti. Dur birader bekle. Daha bir şey geçmedi üstünden. Geçecek. Şimdi bile soğuk terler döküyorum canım abicim bak. Korkudandır o birader. Korkudan. Gel buraya. Gel. Geç şuraya otur. Ben de kasa hesabına bakıyordum. Kasa hesabı mı canım abicim? Eli kolunu oynamasın. Vatandaş açıklama istiyor. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Ne istersen açıklayabilirim tek. Bu ne birader? Hangisi canım abicim? Bu mu tek? O birader. Bu arada götürmüşsün yengenin 3 aylığını da. Götürmek değil canım abicim. Ekmek çarpsın. İşletiyorum ben o parayı. Yemin yok birader. Cevap ver vatandaşın sorusuna. Bu ne bu? O mu? Ispanak canım abicim ıspanak tek. Ya bu birader? Bu da mı ıspanak? Kaç kalem ıspanak var burada? Vatandaşa kelek mi yine? Ha, ben ıspanak mı dedim canım abicim? Demedin mi birader? Belki de demişimdir canım abicim. Başımın arasından ben ne dediğimi bilmiyorum ki. Kıvırtma birader. Öt. Hasretme vatandaşı. Bir kere de söyle. Ispanak mı? Pırasa mı? Heh. Acaba karalahana olabilir mi canım abicim? Bir dakika efendim, bakayım dönmüş mü? Ergun Bey, he. Girginlerden sizi arıyorlar, ne diyeyim? Yok da kızım, bağlama bana. Bülent konuşsun. Sizi arıyor ama Ergun Bey. Parasını istiyordum kadar ya, 1 aydır atlatıyoruz. Ne diyeceğim ben şimdi adama? Söyleyeyim bir şey Ergun Bey, siz iyi tanıyorsunuz. Olmaz kızım, ben emekli sayılırım artık. Bundan sonra müdür o konuşsun. Bülent'ciğim, adam bekliyor. Bağla bakalım. Necdet Bey saygılar. Bir saniye. Ergun Bey şimdi geldi. Ne yapıyorsun karar ya? Hadi ama Ergun Bey. Veriyorum efendim. Alo. Nasılsınız efendim? İnanın kalp kalbe karşı. Ben de şimdi bankadan geldim sizi arayacaktım. Vallahi listede 1. sıradasınız. Önümüzdeki hafta Perşembe uygun mu sizce? Aman efendim ne demek. Biz teşekkür ederiz. Saygılar efendim. Saygılar. Pes vallahi bu kadar olur. Harikasınız Ergun Bey. Ah kızım ah. Patron da bilse kıymetimizi. Ne çekeceğim bunların kahrını? 2 tane defter tutsam bey gibi geçinirim. Bu ne ya? Süründürüyorlar insanı. Buyur müdürüm affedersin. Yapmayın Ergun Bey. Sizinki de sürünmekse artık. Yalan mı? Çocuk gibi oyalıyorlar kızım. Tazminatını vermek için. Verirler Ergun Bey. Onlar öyle insan değil. Hep aynı hikaye. Para isteme benden. Buz gibi soğurum senden. O nasıl laf müdürüm affedersin tövbe. İşine bak Abbas Bey. Bunu sokma her şeye. Sokarım affedersin. Konuşma öyle nankör nankör. Bana bak. Üstüme gelme Abbas. Fena olur. Şimdi bütün üstümü senden çıkartırım. Çıkar bakayım hadi. Çıkar affedersin. Çıkar. Abbas efendi sakin ol. Ne oluyor burada? Her gün aynı şey ya. Ne olsun babam. Konuşuyor cıvık cıvık affedersin. Kavga mı ediyorsunuz yine Ergun? Yok efendim. Ne kavgası? Muhatabım o benim. Bir şeye canım sıkıldı da şimdi. Hadi Abbas efendi. Duymayayım bir daha. Gel Ergun. Peki efendim. Anlat bakalım neye canın sıkıldı? Çekemiyorum bu işleri artık efendim. Kusura bakmayın. Necdet Bey aradı şimdi. Ağzına geleni söyledi. Affedin beni bu işte. Yahu Ergun. Çocuktan farkın yok senin bazen. Tamam anladık. Emekli olmak istiyorsun ol. Alacaksın tazminatını da. Repoda biraz para var. Yılbaşında vadesi doluyor. Çekip sana vereceğim. Aman efendim sizi zor durumda bırakmak istemem. Parayı alıp gidemezsin yalnız ha. Bırakmayız seni ona göre. Bizimle çalışacaksın. Sen buranın demirbaşısın be. Duydunuz mu Ergun Bey? Duydum kızım. Ah Şevket Bey. İnanın sizi öz babamdan fazla severim. Apo'yu sallandıracaklarmış amca. Kimden duydun? Hüseyin abi söyledi. O da çok biliyor. Halis gelmiyor mu? Gelmiyor. Çalgıcı oldu Dumkov. Evde alırıp duruyor. İstersen ben de bir konuşayım Davut Usta. Bırak kızım bırak. Ne hali varsa görsün. Klipmiş. Kafam şişti be. İzin ver döve döve getireyim amca. Al. Otur oturduğun yerde. 6 kere 8. 6 kere 8. Kolay amca. 68. Tüh. Kafasız. Merhaba. Afiyet olsun. Merhaba. Buyur. Lahmacunda mis gibi koktu. Buyur Hüseyin abi. O çok yerim çok. Şöyle ucundan ucundan. Ne oldu Hüseyin abi yoksa bir haber mi var? Al. Otur oturduğun yerde. Ne haberiymiş o? Yok be usta. Ne haberi olacak? Gene kız falan mı buldun buna yoksa? Yok öyle bir şey ustam. Geçiyordum. Göreceğim geldi uğradım. Sen markette çalışmıyor muydun Hüseyin abi? Bıraktım. Anlaşamadık eniştemle. Bastım istifayı. Çalışma şartları bana göre değil. Ben alışmışım böyle açık havada eskiciliğe. Tertibim yok mu? Yok. Tertibin şarkıcı oldu. Galata'dan at beni, Halice in, tut beni. Şafakta horoz sesi, öp uyandır beni. Galata'dan at beni, Halice in, tut beni. Şafakta Halis! Halis! Sesi. Halis! Yeter artık! Dayanamıyorum Halis! Dayanamıyorum! Halis, özür dilerim yavrum. Sana bağırmak istememiştim yavrum. Halis, Halis. Artık dayanamıyorum. Lütfen yeter. Bahane, ben de Şengül ablalara giderim o zaman. Birlikte söyleriz. Ne tatlı. Halis gitme oğlum gözünü seveyim kızacak baban. Kızarsa kızsın bahane. Abla. Bırak Ayşeciğim bırak gitsin. Burada çalmasın da nerede çalarsa çalsın. Başım çatlayacak. Seni hiç affetmeyeceğim İbrikçi. Gene ne yaptık Cenab abi? Çıldıracak gibi oluyorum aklıma geldikçe beni... O iğrenç klip işine bulaştırdın. Ama şimdiye kadar $600 yakın para aldık Cenab abi. $600? Koca şairi sattın ibrikçi. 600 dolara. Yazıklar olsun. Bitmedi mi daha? Bitiyor. Of patladım. Üstüme geliyor artık bu apartman. Dayanamıyorum ibrikçi. Katilin horozu, uçuk sevgilisi. Almancı dostlarımızın meme düşkün oğlu. Çekemem kimseyi, gidiyorum. Ha, akşam gelirken arabanın benzinini kontrol etmeyi unutma sakın. Yolda kalmayalım yine gece yarısı. Merak etme abi. İbrikçi, muhtemel bir İstanbul depreminde bizim apartman durumu ne? Hiç bilmiyorum abi. Olmaz. Konuş Sabricimle, ev sahibi olarak araştırma yapsın. Olur. Bitti abi. Hah. Eline sağlık. Konuşturmuşsun yine sanatını ibrikçi. Aferin. Giderken Ayla Hanım'a uğrayacak mısın abi? Hı, öyle ya, o da var. Uğrayayım bari, bir geçmiş olsun ha. İyi olur canım abi. Haklısın ibrikçi. Ev sahiplerimizle ilişkileri sıcak tutmak lazım. Halis, annen kızmasın sana kız. Kızmaz Şengül ablacığım, kızmaz. Baş şişti, o yolladı beni. Ay çok heyecanlıyım kız. Bakalım tuvaletim nasıl oldu? Katilin eserinin klibinde ben de oynayacağım Sevim. Oyna oyna. O klipte oynamayan bir sen kalmıştın zaten. Hah, seninki provaya geldi işte. Ucu ucuna yetişti yani. Ben açarım Sevim, sen işine bak. Biz geldik. Buyurun. Sen niye geldin? Şengül ablamla geldim. O benim asistanım kız, dokunma. Dur şurada başımın belası. Kolay gelsin Sevimcim. Hazır mı elbisen provaya? Hazır hazır. Hoş geldin. Şimdi bitti. Hah. Bire getireyim mi? Aa, hadi getir kız, içelim birer bir, anasını satayım. Ay eline sağlık kız. Güzel oluyor vallahi. Nasıl, zorlanmıyorsun değil mi? Rahat çalışabiliyorsun yani. İşte. Çalışıyor. Yorulunca da ben basıyorum pedala. Aa, geberme seni mi kız? Basarım. Benim adım Cemil. Bakma öyle. Çocuklara bire yok. İçmem zaten. İçersen kemiklerim gelişmez. İşe gitmiyor musun sen artık Halis? Gitmiyorum. Babamla kavga ettik. Şengül ablamın yanında çalışıyorum. Öyle yumuşak yumuşak. Sen soyunmayacak mısın Şengül abla? Ay soyunacağız kız, patlama. Senin de aklın orada yani. İçerki odada yapalım provayı istersen. Burada da yapabilirsin Sevim teyzeciğim, ben bakmam. Beklerken ben de sana biraz şarkı söyleyeyim Cemil amca. Ne şarkısı? Klip Cemil amca. Böyle bak. Galata'dan at beni, at beni. Halice'in tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Pembe pembe ne tatlı. Ha? Bırakın efendim, bırakın parçalayayım şunu. Rahat dur. Sen de ona vuramazdın iki tane. Ayıp ayıp. Bu damadın pek pısırık Rüknettin. Tahrik etmeyin siz de daha fazla adamı anneciğim. Beceriksiz. Karın da ayağa kaldırdın lohusa lohusa. Tutmasaydınız efendim vallahi elimden bir kaza çıkacaktı. Kim oluyor o? Nasıl fırlatır defterleri benim kafama? Bırakın artık şu terbiyesizi siz de efendim. Derin nefes alın. Size bir bardak su getireyim. Gene geldi. Bu sefer bulacak belasını. Ay, oturun efendim, uyumayın şu adama. Anneciğim, kapıya bakar mısınız? Sen ne cüretle geliyorsun? Rica ederim. Damadım kapısız defterleri atalım. Ne yapıyorsunuz anneciğim? O değil. Şair Cenap Bey, kiracımız. Kiracımız mı? Evet hanımefendi, ben Cenap. Buyurun Cenap Bey, hoş geldiniz. Gel evladım, bebeği göstereyim sana. Bebek mi, ne bebeği? Efendim kusuruna bakmayın. Kafası gelip gidiyor yine son günlerde. Buyurun, şeref verdiniz. Ya ben de Ayla Hanım'a geçmiş olsun demeye gelmiştim. İyi gördüm sizi maşallah efendi. Ah, sağ olun, çok incesiniz. Zahmet ettiniz. Buyurun oturun. Oturmayayım hanımefendi. Ben şöyle bir kapıdan uğrayayım dedim. Olur mu efendim? Bir şey ikram etmeden bırakır mıyız sizi? Buyurun lütfen. Peki canımın içi. Senin hatırın için oturayım bari biraz. Lütfen, lütfen. Ayla, lohuza şerbeti ikram etsene çocuğa kızım. fena. Tansiyon 17-10. Bu kadar sinirlenmeniz hiç doğru değil Muvaffak Bey. Sinirlenmemek elde değil ki hanımefendi. Adam deli demiş bana. Vallahi bu yaşa geldim, böyle terbiyesizlik görmedim. Kaybettim kendimi birden. Kurtulamadık şu domuzdan bir türlü. Nasıl kafasına geçirdim defterleri? Farkında bile değilim, inanır mısınız? Az bile hocam, o senin kafana geçirirken iyi miydi? Vallahi adamı katil eder böyleleri. Cafer, yangına körükle gitme sen de. Oo, daha ne laflar efendim? Köpeğin önüne atsan yemez vallahi. Dur şimdi sen de be, kızdırma adamın büsbütün. Hakaret davası açacağım. Mahkemelerde süründüreceğim o alçağı. Cafer, şahitsin evladım. Anam. Bana deli demek neymiş göstereceğim. Yok hocam, öyle demedi. Yani dedi de sana demedi. Bana dedi, bana. Ay bak unuttum. Cenap Beyler de kahve bekliyorlardı. Hocam şu defterleri sana vereyim de. Ver evladım, ver. Galiba tansiyonum gene yükseldi Türkan Hanım. Şunu yutun ama bu böyle ilaçla milaçla olmaz. En iyisi yöneticiliği bırakmanız. Gülsüm su getir. Bırakmam efendim, ne münasebet. Görevden kaçtı dedirtmem. Sizlerden ayrılacağım için üzgünüm ama gitmek zorundayım. Çok önemli bir toplantıya yetişeceğim. Niye hemen gidiyorsunuz Cenap Bey? Ne güzel hatırlayadık. Toplantısı varmış efendim, duymadınız mı? Sabriciğim hoşça kal canımın içi. Sefayla efendim, yine bekleriz. Saygısız, çeyrek altın bile getirmemiş çocuğa. Aman efendim, ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın. Kim efendim? Yine o kadın efendim. Kız hoca, biz geldik. Oo, buyurun efendim, buyurun. Ben de geldim Sabri Bey amca. Aa, Cenap amcam da buradaymış, ne tatlı. Nasılsın bakayım yaramaz? İyi günler Şengül Hanım. Nasıl gidiyor bakayım çalışmalar? Bir numara olacak kız. Hoca da bir beste yaptı. Ya. Anam sen de şöyle biraz çekil de içeri girelim ha. Hayır efendim, giremezsiniz. İstemiyorum sizi evimde. Ayla Hanım. Yuva yıkıcı. Kız vallahi senin kalbin fesat. Yedik mi kocanı? Aa. Aman efendim, o nasıl söz? Kusuruna bakmayın. Ali teyzem başladı yine. Ne tatlı. Efendim size doyum olmaz, ben izninizle. Aa. Dur kız, aa, hemen nereye? Bu da bizden kaçıyor. Bırakın efendim adamı. Toplantısı ya. Var. Bizi bir dinle Cenap amcacığım, öyle güzel oldu ki. Hadi çal bakayım yaramaz. Galata'dan at beni, at beni. Halice in, tut beni, tut beni. Şafakta horoz sesi öpüp öpüp uyandır beni. Sen de içer misin hafif bir şey anne? Yok oğlum, ilaca devam ediyorum. Size afiyet olsun. Geçmiş olsun diyelim mi artık Raşit Bey? Diyelim Şevketçiğim, inşallah. Çok iyi gördüm sizi bu akşam Raşit Bey. Beni nasıl buldun şekerim? Sen de çok iyisin Nimetçiğim, nazar değmesin. Harika bir ruh doktoru vallahi. Oh, rahatladım vallahi. Gitmişken Cem'e de bir görün dedim ama dinlemedi. Anne istemiyor işte, ihtiyacı yok. Bence herkes gitmeli. Psikoterapi harika bir şey. Değil mi Nimetçiğim? Öyle öyle. Kuş gibi hafifledim ayol, oh. Ne çektik ya aylardır. Daha önce gitseymişiz keşke. Bundan sonra haftada 2 gün gideceğiz. Talk show gibi vallahi. Talk show gibi ha? Doktorumuz da müthiş. İnsan konuştukça neler çıkıyor ortaya azizim. Müthiş adam vallahi. Raşit'i bir değişti, bir değişti. Bütün foyasını döktü ortaya. Ne foyası Nimet? Anormal bir şey mi söyledim? Neyimi döktü ortaya? Yarım saatte keşfetti bunun zırdeli olduğunu. Zırdeli mi? Nimet? Ağzından çıkanı kulağın duysun ha. Ne yani? Yalan mı söylüyorum tahta kafa? Uzattın ama Nimet. Şurada 2 lokma bir şey yiyeceğiz ya. Çocukken ne yaparmış biliyor musunuz? Aa, olmuyor ama Nimet böyle herkesin içinde. Utandı mı tahta kafa? Bakma öyle çatlak çatlak. Hasbinallah. Göz mü kırptın bana? Yo. Ha, paralarım vallahi. Niye kızıyorsun? Ne olmuş anlattıysan? Ben seninkileri anlatıyor muyum ama Nimet? Anlat bakalım sıkıysa. Paralarım vallahi. Nimet başlama yine. Raşit Bey konuşuyor şurada lütfen ya. İnsanı zorla çileden çıkarıyor ama Şevketçiğim. Delirdi diyorum, inanmıyorsunuz. Hadi hadi sen kendine bak önce. Hey, deli mi dedin sen bana? Öldürürüm seni vallahi. Nimet. Hayal kuruyormuşuz ha. Görsün bakalım nasıl çalıştığımızı. Şu faaliyet raporuna bir bakabilir miyim? Tabii ama bu geçen yılınki. Ne kadar çok belge toplamışsınız böyle. Sıkı çalıştık efendim. Ticaret odasına bile gittik anne. Fizibilite raporu hazır sayılır. İlk yıl en az 2 trilyon ciro yapacağız efendim. Oo. Uçma Aydı. Hakikaten amma uçtum ben işte. Çocuklar sahiden siz bu işten para kazanacağınıza inanıyor musunuz? Kazanacağız tabii efendim. Artık hiçbir engel durduramaz bizi. Kazanacağız anne. Artık iş inada bindi. İspat edeceğiz kendimizi babama. Tamam da oğlum. Bunları güzel güzel anlatın babana. Öyle kavga eder gibi değil. Bu sabah da zaten kırdın adamın kalbini. Ben özür dilemeye hazırım anne. Ama o da kendi hatasını kabul etsin. Geldi. Anlaştık değil mi? Heyecan yok. Sakin sakin. Gelir gelmez attırmayın tepesine adamcağızın. Hoş geldin Şükrücüğüm. İyi akşamlar Nazan. Alayım. Babacığım hoş geldin. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar kızım, sen de hoş geldin. Selam yok mu iş adamları? Ne demek efendim, hoş geldiniz. Hoş geldin baba. O elindekiler ne baba? Sizin işle ilgili araştırmalar yaptım biraz. Siz neler yaptınız bakalım? İstersen yemekten sonra konuşun Şükrücüğüm. Yeriz Nazancığım, bir konuşalım. İyi çalışmışsınız anlaşılan. Neler var elinizde? Siz anlatın, sonra da ben anlatırım. Biraz bilgi topladım ben de kendi çapımda. Ne bakıyorsunuz? Yaşlıysak o kadar da çağ dışı değiliz canım. Değilsin tabii canım babam benim. Senin gibi yaşlılara şey yani gönlü genç, kafası genç büyüklere kurban olsunlar. Yarınlar bizim ama babacığım bizi de bugünlere siz hazırladınız.